İhtiyaç olan noktalara transferlerimizi yapmayı düşünüyoruz. Bizim nihayetinde hocamızla da konuştuğumuz, yaptığımız program doğrultusunda sezona 26 kişilik kadroyla gireceğiz. Şu anda kamp kadrosumuza bakarsanız, bugün Kıvasiç'in de dahil olmasında beraber 28 kişilik bir kadromuz var. Her ne kadar yeni transfer yapmış olsak da her halükarda transfer yaptığımız kadar da kamptan da ayrılması gereken futbolcularımız olacak nihayetinde. Biz futbolcularımızın hepsi bizim bünyemiz olan futbolcuların sezonlarda bizde olmasa dahi sezonu oynayarak bitirip önümüzdeki yıllarda onlardan oynayan topçu olarak faydalanmak istiyoruz. Biz söyleyip de yapmadığımız transfer olmadı. Konuştuğumuz transferlerden hepsini yaptık. Ronaldinho olayına gelince sezon başında biz şunu söyledik iddialı bir şekilde. Eto'o, Ronaldinho veya İbrahim Afellay üçünden birisi 10 gün içinde imza attıracağız dedik. Başta söylemiştim, herkes gülmüştü. Bir tanesini imza attırdık. Ötekinden olacak diye bir şey yoktu zaten. Üç tane nokta transferimiz. Hangi mevkileri onlar? Kaleci, stoper ve 10 numara pozisyonunda forvet arkası ofansif bir oyuncu alacağız. Başka da transferimiz olmayacak. Kapatmayı düşünüyoruz transferini. Bu mevkilerde de şimdi madem bugün şimdiye kadar söylemedim. Yarın Allah'ın izniyle yarın akşam saatlerinde Türkiye'ye, Antalya'ya İshak Osanki dahil oluyor Barcelona'dan. Barcelona'dan bir futbolcu geliyor. Bunda ilk defa herhalde A Spor'da biz duyuruyoruz şu anda yine. Eto'yu da biz duyurmuştuk A Spor'da. Herhalde bize nasip oldu yine bu. 24 yaşında biliyorsunuz daha önce Messi'nin yedeğiydi zaten. Evet. Geçen sene Deportivo'da sezonu kapattı. 27 maç oynadı. İshak'la da biz gerekli görüşmeleri yaptık zaten. Bonservisinde beraber antrenmanda dahil kadroya kazandırmış olacağız.